Prokaryot hücre bir canlı ile ilgili hangisi kesinlikle doğru olamaz diye sormuş. Kalıtım materyali çekirdekte bulunmayacaktı. Nerede bulunacaktı? Sitoplazmada bulunacaktı. Kesinlikle mi sitoplazmada bulundu? Evet, kesinlikle sitoplazmada bulundu. Adana patladı. Hücre zarının dışında hücre çeperi bulunmakta. Evet. Peptidoglikan hücre çeperi var mı? Var arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Çoğunda bulunmakta bu arada. Yani hepsinde yok tabii ki de ama çoğunda bulunmakta. Tabii prokaryot diyorsa eğer ki akileri de almamız lazım. O zaman ne olacaktı? Bir tanesinde pseudo ne olacaktı? Peptidoglikan olacaktı. Şunu hatta şöyle silelim. Pseudo peptidoglikan. Yalancı peptidoglikan diye adlandırılır. Protein sentezinden sonra organeli sitoplazmalıdır. Evet. Ribozomu nerede olacaktı? Sitoplazmada olacaktı. Doğru. Yer değiştirme hareketini sağlayan kamçılığı bulunabilir diyor. Kesinlikle bulunacak diye bir kaydı yok. Zaten kesinlikle doğru olamazı soruyor. Tek hücrelidir. Kesinlikle doğru. Tek hücrelidir bu vatandaşımız. O zaman ilk sorumuzun doğru cevabı ne gelmiş oldu? Adana gelmiş oldu. Ökaryot bir hücrede gerçekleşen. Olaylarından hangileri dehidrasyona örnektir diyor. Glikojenin glikoza dönüşümü demiş. Glikojeni aldım. Yazdım glikojeni. Artı su koydum glikojeni. Ve bundan ne elde ettim? Glikoz elde ettim. Kaç tane glikoz elde ettim? N tane glikoz elde ettim, değil mi? Bu su nerede burada? Su girenlerde. Su girenlerde ise eğer ki bu tepkimenin ismi ne olacaktı? Hidroliz olacaktı, değil mi değerli dostlar? Dehidrasyon değil. Glikozun karbondioksit ve suya yakımı demiş arkadaşlar. O zaman nedir bu? Bakın glikozun karbondioksit suya yakımı demek oksijenli solunum demektir. O zaman ne olacaktı? C6H12O6'yı aldım. Artı 6 tane oksijen yazdım. Ne çıktı? 6 karbondioksit ve 6 tane su açığa çıktı. Artı 32 tane de ATP açığa çıktı. Şimdi burada su nerede değerli dostlar? Su burada dikkat ederseniz ürünlerde. Bu tepkime dehidrasyon tepkimesi gibi gözükse dahi. Dikkat ederseniz bir nedir arkadaşlar? Bu yıkım tepkimesidir. Ben burada glikozu ne yapıyorum? Yıkıyorum. Dolayısıyla bu reaksiyon dizisi katabolik bir reaksiyondur. Yani yıkım reaksiyonudur. Ama bir dehidrasyon veyahut da bir hidroliz reaksiyonu değildir. Şöyle bir dipnotçuk yazıyoruz. Diyoruz ki oksijenli solunum ve fotosentez reaksiyonları bir anabolizma ve katabolizma örneğidir. Eyvallah. Fakat bir dehidrasyon veyahut da veya hidroliz değildir arkadaşlar. Tamam mı? Değildir. Örnek olaraktan verilmez. Bu yüzden ne oldu arkadaşlar? Patladı. Glikoz ve galaktozdan laktoz üretimi demiş. Ne yapacağım abi? Glikozu alacağım. Artı diyeceğim galaktoz. Galaktozu da aldım. Bunları ne yaptım? Topladım. Ve ne elde ettim? Laktoz elde ettim. Ve ne açığa çıkarttım? Su açığa çıkartmış oldum. Su nerede? Su ürünlerde. Burada ben bir şey yapıyor muyum? Yapıyorum. O zaman bu tepkime dehidrasyona örnek mi? Elbette örnektir. Hangisi dehidrasyona örnektir diyor bize zaten. İki numaralı sorumuzun doğru cevabı ne gelmiş oldu? Ceyhan gelmiş oldu. Sağlıklı bir kadının üreme sistemi kısımları verilmiştir diyor. Bu arada bu soru AYT sorusu aslına bakarsanız. Fakat buraya konmuş. Bilginiz olsun. Yani AYT kısmında sorulması gereken bir soru. Çünkü üreme sistemi sorusu. Şekilde 1 ve 2'de gösterilen kısımlar ve bu kısımlarda gerçekleştiren olaylarla ilgili hangisi doğru olamaz diye sormuş. Şimdi bir numaralı kısım fallopi tüpüdür. Evet, şurası ne olacaktır arkadaşlar? Fallopi tüpü olacaktır. Doğru. İki numaralı kısım endometriyumdur diyor. İki numaralı kısım ne olacaktır? Endometriyum tabakası olacaktır. Kan damarlarını içeren endometriyum tabakası. Doğru. Döllenme diyor bir numaralı kısımda gerçekleşir diyor. Evet, fallopi tüpünde sperm artı yumurta ne yapacaktır? Döllenecektir ve bundan ne meydana gelecektir? Zigot meydana gelecektir. Embriyo iki numaralı kısma tutunaraktan gelişimini bu kısma tamamlar. Evet, burada uterusa ne yapacaktır? Tutunacaktır ve arkadaşlar ne yapacaktır? Sonuç itibariyle gelişimini tamamlayacaktır. Bu tabakada şu kısım uteruzdur. Üçgen kısmı uterustur. Şu tabakanın ismi ise yani şurada uterusun içermiş olduğu tabaka kılcal kan damarlarıyla kaplı olduğu için endometriyum tabakası deriz. Bilginiz olsun. Zigotun ilk mitoz bölünmeye başladığı kısım 2 numaralı değildir. Döllenmeden sonra zigot oluştuktan sonrasında mitoz bölünmeler başlar. Bu yüzden 2 olmayacak, 1 numara olacaktır. Cevap ne gelmiş oldu? 3 için Edirne gelmiş oldu.
Aşağıda belirlenen hangisi tüm canlıların ortak özelliklerinden değildi? Metabolik olaylar gerçekleştirme tüm canlılar sonuç itibariyle boşaltım reaksiyonları ne yapacaktı? Gerçekleştirecektir. Tüm canlılar anabolizma veyahut da katabolizma reaksiyonları gerçekleştirecek mi? Elbette doğru. İnorganik maddelerden organik madde sentezleme. Ne demeye çalışıyor buna? Diyor ki 6 karbondioksit ve 6 suyu alır diyor tüm canlılar. Ve diyor bunu C6H12O6'ya diyor çevirir diyor. Ve bundan diyor oksijen elde eder diyor. Bakın bu tepkime nedir arkadaşlar? Fotosentez reaksiyonudur. Veyahut da yine aynı şekilde kemosentez reaksiyonudur. Fotosentez ve kemosentez reaksiyonlarına bakarsak eğer ki bunları tüm canlılar gerçekleştirebilir mi? Gerçekleştiremez. Bolu patlamış oldu. Besin monomerlerinin yıkımı ile ATP sentezleme tüm canlı ATP sentezlemek durumunda yaşamını devam ettirebilsin diye. Genetik materyallerden DNA bulundurma tüm canlılarda ortak. Basit organik moleküllerden kendine özgü kompleks moleküller sentezleme. Örnek N tane amino asit bölümde ben bundan ne elde ediyorum? Protein elde etmiş oluyorum. Bakın basitten kompleks yaptım mı yaptım protein sentezi elde ettim. Yani protein elde etmiş oldum. O zaman Edirne'de doğru bir sıkıntı yok. O zaman dördüncü sorumuzun cevabı ne gelmiş oldu? Bolu gelmiş oldu. Hava kirliliğinin artması, verilenlerden hangisinin de artmasına sebebiyet verebilir diyor. Hava kirliliği sera etkisini sağlar mı? Sera etkisi demek ne demektir arkadaşlar? Atmosferdeki karbondioksit gazının artması ve buna bağlı olaraktan küresel iklim değişikliğine sebebiyet veren küresel ısınmanın meydana gelmesi. Bu sağlar mı? Sağlar. Asit yağmurluğu olumsuz bir sonuç mu? Evet, olumsuz. Bakın hava kirliliği olumsuzdur. Asit yağmurluğu da ne olacaktı? Olumsuz bir etkiye sahip olacaktı. Bu kime zarar verecek? Bitkilere zarar vermiş olacak. Ozon tabakasının kalınlığının artmasına sebebiyet verir mi? Hayır. Neye sebebiyet verir? Azalmasına sebebiyet verir. Azalmasına. Dolayısıyla ne olacaktı? 3 patladı. Hangisinin artmasına sebebiyet verir diye sormuş bize. O zaman sera etkisinin ve asit yağmurlarının artmasına sebebiyet verecektir. Cevabımız ne gelmiş oldu? 5 için Ceyhan gelmiş oldu. Otozom kromozomlarıyla taşınan kalıtsal bir özellik bakımından çekinik fenotipteki tüm bireyler soy ağacında tabi olaraktan gösterilmiştir diyor. Bakın soruda size anahtar kelime neresi? Otozom kromozomu diyor ve çekinik diyor. O zaman içi dolu görmüş olduğum vatandaşların tamamına küçük a küçük a yazacağım. Yazıyorum. Diğerlerine ise büyük A tire çekeceğim. Neden? Yanına ne gelecek bilmiyorum. Büyük A da gelebilir, küçük A da gelebilir. Bu yüzden büyük A tire çekiyorum hepsine. Sonrasında ise bulunmaca çözermiş gibi ne yapacağım? Çözeceğim bunları. Şöyle iki bireyin çaprazlanması söz konusuymuş. Bunlar meydana gelmiş. Bakın buraya ben büyük A büyük A da yazsam, büyük A küçük A da yazsam şu vatandaşta her halükarda ne gelecek? Büyük A küçük A gelecek değil mi? Ama şuna büyük A veyahut da küçük A yazabilir. Peki. Şöyle iki bireyin çaprazlanmasından küçük A'lı bireyler meydana geldiyse o zaman bu arkadaşlar ne olacaktı? Büyük A küçük A olmak durumunda. Bu iki bireyin çaprazlanması sonucunda 4 numaralı bireye bakarsak eğer ki bu büyük A, büyük A veyahut da büyük A, küçük A olabilir. Fakat 4'ün çocuğuna bakın küçük A gelmiş. Dolayısıyla bunun büyük A gelme ihtimali yok. Neden? Şununla şunu çaprazlarsam bu gelmez. Dolayısıyla bu ne gelecek o zaman değerli dostlar? Küçük A gelmiş olacaktı. Böyle iki bireyin çaprazlanmasından şu vatandaşın büyük A, büyük A da gelebilir, büyük A, küçük A da gelebilir. Ne soruyor bana? Buna göre diyor, numaralanmış birlerden hangilerinin ilgi özellik bakımından genotipleri kesin olaraktan belirlenir. Şimdi bir belirleniyor, belirlenmiyor. O zaman bir patladı, patladı, patladı. 2 ve 3 belirleniyor. Bak 2 ve 3 burada zaten. Bu da patladı. Cevap geldi. 4 kesin belirleniyor, belirleniyor bakın dikkat edersiniz. 5 belirlenmediğini söylemiştik zaten. O zaman 6 numara sorumuzun doğru cevabı ne gelecektir? Denizli gelmiş olacaktır.